Merhaba, Mike Lawrence ile Bridge serisinin 18. videosuna geldim. Şimdi bu videoda, ve bundan sonraki toplam 6 videoda farklı bir konuyu işleyeceğiz. İşleyeceğimiz konu aldatıcı oyun. İlk önce defans için, sonra deklaran için. Şimdi Defans için aldatıcı oyundan kastımız şu. Yani öyle bir şekilde oynuyor ki defans oyuncuları deklaran kağıtların dağılımı konusunda yanılıyor. Amaç deklaranı yanıltmak. Ortağı değil. Fakat bu kolay bir durum değil. Çünkü defans oyuncuları birbirlerinin elini görmüyorlar ve birbirlerini kolaylıkla yanlış anlayabilirler. Ayrıca ortağın ne yapmak istediğini de anlamayabilir. Mesela burada ilk bir örnekle başlayacağım. Bu örnek aslında çok güzel bir planın nasıl <laughs> suya düştüğünü gösteriyor. Şimdi Batı Tref Ruvası'nı atak ediyor. Ve ikili, üçlü, yedili geliyor. Şimdi hemen şunu düşünüyor. Diyor ki trefler 4, 3, 3, 3'ü ise ortakta pikon varsa ve yerden ele doğru pik kozları oynamaya başlarsa yani pik damını oynarsa bu bir tabi hatalı bir oyun olacak deklaran adına tehlikeyi sezememiş olacak o zaman defansın dört levi alması mümkün orta yani dördüncü tarafı e, büyükle çakabilecek bu plana göre e, hareket edecek. Dağılım da tam düşündüğü gibi. Aslında Batı'nın planı mükemmel. Trefleri oyna, Picasso'da alınca da ortağına çaka ver. Şimdi oyunu görelim bakalım nasıl oluyor. Tref ruayı aldı. Asa aldı. Üçüncü trefi oynayıp dama verecek. Koza istediği gibi girdi. Defansın istediği gibi girdi deklaran. Fakat o ne? ...pik konusunu verdi. Do, Do da <laughs> dekleranı aldatabilmek için yani yapmaya çalıştığı işte dört e, parça pik batıda varmış gibi oynasın istiyor. Ama tabi bu <laughs> bütün planını bozuyor. Şimdi bakın ne olacak? Trefi oynadığında pik onlusuyla çakma imkanı varken beşliyle çakacak. Ve beşliyle çakınca da üstüne çakılacak. Kontrat da çıkacak. Yani Doğu Batı'nın ne yapmak istediğini anlamadı. Kendisi de bir aldatıcı bir oyun yapmaya kalktı. <laughs> Yanılanlar defans tarafı oldu. Şimdi bu işin zorluğunu gösteriyor. Defansta aldatıcı oyun aslında daha nadiren karşılaşılan pozisyonlar. Fakat etkisi yüksek. Yani deklaran tarafından aldatıcı oyunun yapılma şansı daha sık geliyor. Fakat o kadar etkili değil. Ama defansın yaptığı aldatıcı oyunlar etkisi açısından daha etkili. Atakçı için aldatıcı oyunun amacı ortağı değil deklarını yanıltmaktır. Farklı bir sıradan atak yapmak. Örneğin sansatu kontratına dördüncüden değil, üçüncü ya da beşinciden atak etmek gibi. Sekanstan farklı bir kağıt çıkmak. Örneğin dam valeden dam değil vale çıkmak gibi. Renk kontratlarına karşı asın altından atak etmek. Evet, şimdi atakçı için şöyle işleyeceğiz konuyu defans için aldatıcı oyunu ilk ataktan başlayarak yapacağız. Bu video tamamen atakçı için olacak. 3 tane durum var. İlk atakta Deklaran'ı yanıltmak için. Burada söylediği gibi farklı bir sıradan atak yapmak. Yani mesela sansotu da dördüncüden değil de farklı bir üçüncü, beşinciden çıkmak gibi. Sıralı kağıtlardan işte en büyüğü çıkılırken daha düşük bir onör çıkması, atak yapması, böylece büyük onörü ortakta zannetmesi deklaranın. Renk kontratlarına karşı da asın altından atak etmek. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Önce farklı sıradan atakla başlayalım. Bakın bir pik, iki karo, iki pik, üç sanzotu. Şimdi elindeki puana bakıyor, 12 puan var. Normal olarak 25 puanda karşı tarafta olmalı. Demek ki en fazla 2 ya da 3 puan kalacak Doğu'ya. Yani Doğu'nun oyuna pek giremeyeceğini düşünüyor. Tek aslında <laughs> umut bir tref onarı olsun yeter. Burada da valesi var, bu işe yarayacak. Batı tref 6'yı değil tref 2'yi atak etti. Şimdi deklaran açısından bakalım. Hiç elleri görmüyor tabi. Ha, tref ikisi diyor ki dördüncü iyi e, demek ki dağılım dört üç dışarıda bir tehlike yok. Karo asını çıkarırsa rahat rahat kontratı yaparım. Yani karo asını çıkarmanın bir tehlikesi yok çünkü treften hemen batmayacağım. Bu mantıkla oynar. Öyle bir oynasın. Sonra da normal oyna. Bakalım. Şimdi korkusu yok treften. Onun için karo asını çıkarmaya gitti. Karo ası çıkardı ama trefte bambaşka bir manzara var. Düşündüğü gibi değil. Dört değil. Beş parça. Şimdi kontratı batırmış oldu. Normal bir atak yapsaydı ne olacaktı onu görelim. Ref altısına atak etti. Yine ruva ile alacak. Sayacak. Ve diyecek ki eyvah karoasını çıkarmaya kalkarsam treften batarım. Onun için pik pass deneyim. Hem pik empası tutacak hem de pikler 3-3. Şimdi pikten 6 leve alınca 2 de kör etti 8. Bir de trefe zaten almıştı. 9 leveye ulaşacak. Yani Batı normal hatanı yapmış olsaydı bu kontrat Karo'ya hiç girmeden, uğramadan Karo'ya direkt pikleri sağlamak yoluyla mümkündü yapılmaz. Bunu tabi Batı'nın bunu tahmin etmesi hiç ama hiç kolay değil. Tek tahmin edebileceği konu onörler de Ortak işe pek karışamayacak yani onun yanlış bilgi alması sonucu etkilemez. Yeter ki dekleran yanılsın. İşte burada yanıldığı gibi karoası çıkarmaya gitti. Halbuki karuasını çıkarmaya kalktığında batacağını bilse pikleri oynayacak. Evet dokuz dövüğe geldik mi artık? Tamam. Dokuz dövüğe geldi. Kara oynadığında da iş bitmiş olacak. Yani defans için kolay bir durum değil ve nadiren karşılaştığını hatırlatayım bir kez daha. Evet. Bakın burada aynı şeyi söylüyor. Trefleri 4-3 sanırsa karvası çıkarmaya çıkar, çalışır. Yoksa piken pasıyla 9 leviye ulaşır. Şimdi devam edelim. Bu tarz aldatıcı oyunlar nadiren işe yarar. İşe yaraması için şu iki şartın olması gerekir. Bir ortağınızın eli çok zayıftır. Yani oyuna müdahalesi olamayacaktır. <laughs> i̇ki yaptığımız aldatıcı oyunun nereye varabileceğini önceden kestirmeniz gerekir. Evet. Mike Lawrence'ın söylediği gibi yani ortak zaten oyuna müdahale edecek, karışacak, yanılıp da başka bir şey oynayacak durumu olmaması önemli. Bir diğeri de hani bunun sonucu nereye varır onu da önceden kestirmek lazım. Yani batıdaki biraz önceki usta defans oyuncusu 5. trefe oynayarak eğer deklaranı aldatabilirsem nasıl olsa karoasıyla el tutarım ve trefleri çeker kontratı batırırım. Buraya varacağını kestirebilmiş olması gerekiyor. Asın altından kos kontratını atak ile aldatıcı oyun ile ilgili iki problem. Bir genellikle bu oyundan daha iyi bir atak alternatifi vardır. İçi bu oyun doğru olsa bile Ortağınız ne yapmaya çalıştığınızı anlamayabilir. Evet. Şimdi birinci tip farklı sıradan atak etmekte. İşte gördük dördüncüden değil beşinciyi atak etti. Şimdi yeni bir e, tipe, üç tip olduğunu söylemiştik. Bu da koz oyunlarında asın altından atak etmek. Burada tabii yine benzer problem var. Ortak anlamayabilir. Artı Çoğunlukla da asın altına atak etmekten daha iyi bir atak alternatifi çıkar. Onun için hep McLaurin's da söylediği gibi defans için aldatıcı oyun fırsatlarının nadiren çıkar. Ama tabii çıktığında da yapılabildiğinde de çok etkilidir. Biraz önce bir örneği gördük. Şimdi buna bakalım. Şimdi bu örnekte... Doğu Batı kör konuşmuş. Dört pik kontrat oynanıyor. Batı. Körün altından atak ediyor. Ve şimdi orta anında tabi ruva koymasını bekliyor. Doğu'nun yanılıp kör dokuz ya da onluyu koymayıp ruva'yı koyması gerekir. Bu kontratın batırılabilmesi için ne olacak? İki kör ve iki az tahsil edilip kontrat batırılacak. Ama kolaylıkla Doğu yanılabilirdi. Mesela damı ortağında bekleyip işte 10 ya da 9'u koyabilirdi. Şimdi bununla ilgili farklı örnekler de yapacağız. Şimdi Rua'yı koyarsa kontrat batar ama yanlış anlayıp damı batıda zannedip 9'luyu koyarsa da kontrat çıkar. Havadan dama el kaptırılmış olur. Peki bu hep böyle midir? E, değil. Bakın şimdi <laughs> el değiştirelim. Bu sefer treften küçük çıksın. Bakın treften küçük çıktı. Ruha yerde. Şimdi ortağının asın altından çıktığını düşünerek çıkabileceğini düşünerek tabii dam koyması beklenir. Kalkıp da dokuzluyu koyarsa işte o zaman felaket olur. Hiç vale löve alır. Treften sadece bir lövede kalır defans. Halbuki treften iki pikas var. Körden de bir löve alınırsa kontrat batacak. Yani daha ilk turda batı zorladı şeyi dekleren. Karar vermesi için Rua'yı koyacak mı, koymayacak mı diye. Kuzeyinde iki tref oyunu açtıktan sonra ikinci turda tref dediğini unutmamamız lazım. Evet, tam koyarsa kontrat batar, dokuzlu koyarsa <laughs> felaket olur. Aslında tabi bütün dağılımı görünce kör atağı daha e, iyi bir atakmış. Yani kör hata olsa her halükarda batar hale gelecek. Trefe kendi girmek zorunda kalırsa işler daha kolay olur. Peki bunun başka bir versiyonuna bakalım. Şimdi as çıkmadı. Normal tref hata yaptı. Şimdi işte damı koyarsa, şimdi de damı koyarsa felaket olur. Dokuzlu koyarsa işe yarar. O da yani çakılacak aslında. Ama hani dam koyması havadan bilöve kaptırıyor. Böylece trefe de kör kaçma imkanı verecek. Yani bu atak çok riskli. Yani asaltından atak. Ortak bilemiyor çünkü ne yapacağını emin olamaz ki. Nasıl emin olsun? Asaltından mı yaptı? Şimdi bu burada elleri görmeden doğunun yerinde düşünün. Ya bu ortam asaltından mı yaptı yoksa normal vale mi? Bilemez. O açılan zaten defans için en büyük zorluk burada birbirlerini anlayamıyorlar. Ancak ortağınızın sıklıkla böyle aldatıcı oyunlara müracaat ettiğini düşünüyorsanız o zaman işte alert, <laughs> alarm durumunda olup hazırlıklı olmak lazım. Olabilir diye. Evet, söylediğim gibi damı koymak burada bir felaket oluyor. Asın altından atak her iki taraf içinde tehlikeli bir ataktır. Bunun işe yaraması için üç durumdan biri söz konusu olmalıdır. Birinci, durum misolunuzda ve sansatı deklere etmiş olmalıdır. Deklaran zayıf bir el göstermiştir. Deklaran dengesiz bir el göstermemiştir. Eliniz kuvvetli değildir. Atak edeceğiniz renk söylenmemiştir. Daha iyi bir atağınız yoktur. Evet. Şimdi asaltından atak her iki taraf için de tehlikeli. Yani defans için de havadan bir löve kaptırabilir. Dekleran için de yanılıp alacağı löveyi alamayabilir. Bunun için 3 pozisyon var. 3 durum var. Bunlardan birincisine bakıyoruz şimdi. Bununla ilgili örnek yapacağız. Dami solumuzda zaten atakçı olmamızdan da belli. Ve Sanzut dekleresi var. Şimdi diğer şartlara da kısaca hemen geçeyim. Deklerana zayıf bir el gösteriyor. Dengesiz bir el değil, nispeten dengeli olduğunu anlıyoruz. Elimiz kuvvetli değil. Atak edeceğimiz renk hiç konuşulmadı. Ve daha iyi bir atağımız yokken asaltını atağa müracaat edebiliriz. Bakın örnekler şöyle. Bir tref açmış kuzey, bir pik, bir sanzotu, iki pik. Şimdi karo ya da kör as altından küçük atak, okey, olabilir. Tabii daha iyi bir atağımız yoksa. İkinci de bir tref, bir pik, bir sanzotu, iki kör dendi. Şimdi dekleran iki renk gösterdi. Karo as altında atak mümkün ama iki kere düşünün deniyor. Yeni bir örnekte bakalım. Bir tref, bir kör, bir sansotu, iki kör. Şimdi burada pik ikili ata, okey, as altından. Neden? Çünkü bütün şeylerde, renklerde bitişik olmayan onörler var. Fire verme riski yüksek. Pik altından atak düşünülebilir, okey. Peki, Burada bir tref, bir pik, bir sanzotu, iki pikte ise körü asaltından atak gereksiz risk. Yani işe yarayıp yaramayacağı belli değil. Halbuki karolar sıralı. vale 19-3. İsterse asru adam kuzey güneyde olsun hiçbir şekilde fire vermez. Bu yüzden karo valesine atak etmek uygun. İkinci duruma bakalım. İkinci durum. Şu koşullar varsa Oyunu siz açmışsınızdır. Solunuz kontur ya da bir sansatu ile araya girmiştir. Ortağınız yeni bir renk okumuştur. Evet, şimdi ikinci koşullarla uygun örnek bakalım. Şimdi bir tref açtık, kontur dendi. Ortağımız bir kör dedi, bir pik. Kör altından küçük atak, okey. Belki birçoğumuz da bunu düşünüyor, yapıyor olabilir. Bitref bisanzotu, otu 2 karo iki kör. Şimdi yine karo asaltından küçük atak uygun. Okey. Bir karoya kontru dendi. Bir pik dedi ortağımız. 2 kör. Şimdi burada pik üçlüsünü atak etmek uygun. Neden? Çünkü diye yine onörlerimiz çıplak duruyor. Tref ve karoda ruvalar var. Istiyor. Halbuki bu rengi ortağımız dönse ya da yeri görerek tabii görse, dönse işimiz daha kolay olacak. E kör ise bizim iyi bir rengimiz. Dört parça. Bu yüzden pik üçlü ata uygun. Şimdi bir sanzotu ile araya girildi. Ortağımızın iki karo dekleresi var. Yine rakipte 3 tref oynuyor. Tref ata na gerek yok e, kör e, pik ortak oynaması ya da rakip oynaması halinde daha fazla löve çıkarma şansımız var ortağın rengini küçük oynamak uygun şimdi bu son örneğe bakalım karo 3'ü atak etmişti son örneği oynayalım bir kör bir sansotu iki karo üç tref ortak ruayla aldı Kör oynadı. Bizim e, açış rengimiz. Körden gerçi vale aldı. Ama tabii iyi tarafı Doğunun körü tek. Şimdi pik oynadığında alıp hemen körü oynar. Çakar. Ortak. Şimdi bu arada tref empası yaptığını da hatırlatayım. Yani Dekleren aslında yanlış tercihler yaptı. Tref'ten iki löve kaptırmış oldu. Körden de bir löve verdi. E bir karo bir de pik verince beş löveye ulaşmış olduk. Yani te kozu yanlış oynadı. Biz Deklaran'ın şöyle düşünmesi beklenirdi. Elinde 7 parça kör var. Doğu'nun tek parça körden atak ettiği belli. 2 tur tref çekelim. Hani çakarsa da alıcı kozuyla çaksın. Köre. Tref damıyla çaksın. Halbuki şimdi hem tref damı bir löve kaptırdı hem de trefe de çaka olarak kullandı. Üçüncü duruma bakalım. Üçüncü durum. Amacınız aldatıcı oyun yapmak değildir. Amacınız ortağınıza eli geçirip istediğiniz rengi dönmesini sağlamaktır. Bunu unutmayın. Ortağınızın belirli bir rengi dönmesini istiyorsunuzdur ve söz konusu rengi sağlamak için bekleyecek vakit yoktur. Evet. Üçüncü durum daha sıklıkla karşılaşılan durum diğerlerine göre. Aslında tamamen amacımız eli ortağa geçirip istediğimiz rengi dönmesi ve bunun için de kaybedecek vakit yok. Yani aktif defans yapmamız lazım. Beklersek çünkü dekleren kaybını defos etme şansı olacak. Örneğe bakalım. Şimdi pik ata yapıyor. Neden? Çünkü Doğu Batı bir pik dört pik denmiş. Halbuki rakip Şilem kör oynuyor. Şimdi Batı'nın tek şansı eli Doğu'ya geçirip tref dönmesini sağlamak. Şimdi Doğu da tabi şunu düşünmesi bekleniyor. Pik damla bana kaldı. As ortamda. Ama ası oynayarak başlamadı. Demek ki benden farklı bir şey bekliyor. Farklı bir şey ya karo olabilir ya tref olabilir. E, karo tabi dam aslama doğru oynamak pek istenecek bir durum değil. Ama tref eğer beş parça ise güneyde hemen çaka yapma şansı olur deyip bunu düşünüp tref oynamaz. Ancak kontrat böyle batar. Bu fırsatı kaçırırsa da o. Artık kontrat batmaz. Şimdi yine iki kör açıldı. Dört körden sonra beş pike geldiler. Batı yine küçük kör oynadı. ruayla aldı. Doğu'nun beklenen hamlesi karı oynaması. Kör değil tabi. Karı oynadığı zaman Ruvayı en pasa alacak. Ee, ve 3 leveye ulaşmış olacaklar. Kör ve 2 karo. Şimdi konuşulan bir renk yok. Ee, doğu batı için hani bir ipucu yok. Ama rakip 5 kör oynuyor. Şimdi pik hata yapıldı. Pik atağına Batı'nın ruvayı koyup pikle devam etmesi bekleniyor. Böylece pikten üç levi almak mümkün. Pikler dengeli dağılmış. Buradan zaten Batı açısından bakarsanız da hani Doğu ne bekleyebilir ki pik dışında? kör rengi koz. Karo as yerde, tref as tam, vale yerde. Pik oynaması doğrusu. Ve pik oynadığı zaman da ilk üçlü ve alınıp kontrat batmış olur. Bitişik onörlerden anormal çıkış. Amaç teklarını yanıltıp üst önlerin ortakta olduğunu sanmasıdır. Evet. Üç tip atakçı için aldatıcı oyundan bahsetmiştik. Şimdi bu da bitiş onörlerden anormal çıkış. Yani dam vale varken mesela vale çıkması. Şimdi buradaki örnekte olduğu gibi. Bakın dam valeden normal olarak damı çıkması beklenir. Ama vale çıktı. Tabii bunu yaparken ortağının oyuna pek e, müdahil olmayacağını düşünüyor. Hani çünkü ortağını da yanıltıyor. E, vale oynaması işte dam demek ki güneyde diye düşünecek Doğu. Ama Doğu hani el almalı ki e, <laughs> bu yanlış bilgiyi yanlış değerlendirsin. Şimdi e, dam doğuda diye oynayacak güney ve tabii halbuki kör damı çıkmış olsa işi bakın ne kadar kolay olacaktı. Damı hemen ezecek ondan sonra 19'da da en pasa gidecekti ama şimdi dam Doğu'da zannediyor. Şimdi öyle zannedince de yanlış tercihler yapacak. Koza girdi. İki tur koza girince zaten kötü haber aldı. 4-1. Karo oynadı, yere geçti. Şimdi treff ruayı kaçırmaya çalışıyor, olmadı. Treff'le çaktırdı. Şimdi artık bütün kontrol batıya geçti. Kozu da çekti. Trefi de ortağına verdi. Ve kontrat iki batara gidecek. Tek konu kör damı yanlış tahmin etmesi yüzünden. Batının defansını kutlamak lazım gerçekten vale çıkarak bütün çıkabilecek bir kontratı batırmış oldu. Ama tabi kolay değil. Bunu ortağı da yanıltıyor çünkü. Yani ellerin dağılımı farklı olsa ortak da hiçbir zaman körde batıda düşünmeyecek. Ama gördüğümüz gibi Doğu hiç müdahil olamıyor oyuna. Evet, şimdi dört kör oynanıyor. Konuşmalar burada yazdığı gibi. Ve pik dam atak yaptı. Şimdi tabi iki sansotu dekleresi 18-19 puan gösterdi. Yani yerde kuvvetli bir el çıkacağından emin. Pik ruhasının da yerde olabileceğini düşünerek batı dam atak etti. Şimdi ilk tur büyütmez. dekleran, Tabi hata yapar. Aslında bu bir, birinci hata. Sonra küçük pik oynayınca onluya çekmeye kalkar. Damvale'den oynadı sanır. O da yanlış olur. Ve son pik oynandığında üçüncüyü alır. Dördüncü pikte kör valesiyle çakar terfi eder. Kos terfisi olur. Kos promosyonu olmuştur artık. Artık batının kör onlusu da iş yapacaktır. Yine çok <laughs> harika bir defans oldu. Genelde oyuncular hani ilk turdan hemen daha ruvayı koyayım da hemen dur bat, batmayı kabul edeyim pek istemezler. Bir şanslarını zorlamak isterler. Genel eğilim bu şekilde ve bu oyunda damdan atak yaptı. E, vale var zannetti. Bıraktı. Bu sefer bir de vale de e, löve kaptı. Evet. Defans için aldatıcı oyunun atakçıyla ilgili bölümünü tamamlamış oldum. Gelecek videolarda devam edeceğiz aldatıcı oyuna. Bakalım işinize yarayacak mı? Görüşmek üzere.